sürpriz tatlıma başlamak istiyorum. Adını da açıklayalım mı, ne dersiniz? Tahinli cevizli 5 dakikalık kuru baklava yapıyoruz. Misafirleriniz bunu yiyince inanın bana 5 dakikada hazırlandığına kesinlikle inanmayacaklar. Malzemeleri gelsin o zaman. Bugün tatlı olarak yine bayramda çok hızlı yapıp çok hızlı servis edebileceğiniz cevizli tahinli kuru baklava yapacağız. Hazır baklava yufkası kullanacağım. Henüz onları getirmedim. Çok incecik oldukları için anında kururlar, bilginiz olsun. Peki neyi bekliyorsun Gülşah diye sorarsanız, hemen tereyağlarımı eritmem gerekiyor. Bu tatlım 3 kat yufkadan oluşacak. Her katına bolca tereyağı süreceğim. Ve son kata da tahin, ceviz, birazcık şeker. Arzu ederseniz, eğer bana ağır olmaz derseniz, bunu her katta, yani ilk yaprağı serdiniz. Tahin, ceviz, şeker, üstüne bir daha yufka, bir daha tahin, ceviz, şeker yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım şekilde de yapabilirsiniz. Bunu tamamıyla size bırakıyorum. Ben malum havalar çok sıcak, biraz hafifletmek istiyorum. O yüzden yağlayacağım ve tek kata tahin, şeker, ceviz koyacağım. Bu üçlüyü unutmayın. Dışarıdan şerbet yok, başka hiçbir şey yok. Sadece arzu ederseniz serviste üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben şimdi hemen ocağımın altını açıyorum. Güzelce tereyağımı eriteceğim. Tereyağım eridi, mis gibi de koktu. Hemen onu elimin altına alabilmek için şöyle bir kaba aldım. Baklava yufkalarını yanıma aldım ama çok hızlı hareket etmek istiyorum. Çünkü kurumalarını asla istemem. İlk kata bolca tereyağı sürüyorsunuz. Unutmayın, çıtır çıtır olmasındaki en büyük etken bu. Her yerine güzelce sürün. Bu aslında çok da bilindik bir tariftir. Ya da ben biliyorum, bilmiyorum. Ama denerseniz beğeneceğinize kesinlikle eminim. İlk katı güzelce yağladım. Şimdi dikkatli bir şekilde üzerine ikinci katı aktaracağım. İkinci katımı da serdim. Hemen ona da yine bol miktarda tereyağı sürüyorum. Burada birazcık tereyağı konusunda cömert olmanız gerekiyor. Bakın o kadar hızlı kuruyor ki hemen başladı kurumaya. Ben şimdi hızlı bir şekilde üçüncü katı da alıyorum. Üçüncü katı da dikkatli bir şekilde yerleştirdim. Artık buna tereyağı sürmeyeceğim. Bakın ne yapacağım. Aynı fırçayla bol miktarda tahin sürüyorum. Yufkanın her yerine. Özellikle de ortalarına sürün. Şimdi bunun üzerine, bu da opsiyoneldir ama bence çok güzel oluyor. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar toz şeker serpiyorsunuz. Her yerine çok fazla serpmeyin. Ama tatlıyı böyle çok tatlı tatlı gibi yemeyi istiyorsanız serpebilirsiniz. Bu da opsiyoneldir. Şimdi sırada cevizlerim var. Bol miktarda her yerine ceviz serpiyorum. Köşelerine, kenarlarına, aynen böyle. Hatta şu irileri şöyle alalım, yufkamızı delmesin. Bu çok önemli. Peki şimdi ne yapacağız? Bakın şu şekilde bastırın. Aynen böyle. Biraz böyle dilimlerin kalın olması gerekiyor. Ben her zaman temiz bir fırça almam gerekiyor, onu da göstereceğim. Şu uç kısımlarına da süreceğim şimdi. Düz bir bıçağı aldım. İsterseniz böyle verev verev kesebilirsiniz. İsterseniz böyle normal baklava gibi nasıl keselim? Hadi normal baklava gibi keselim. Çok ufak yapmayın. Bunun böyle birazcık iri olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunları hızlı bir şekilde
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime yerleştiriyorum. Unutmayın, bunlar bayram tatlısı. Yani dolu dolu, birazcık böyle büyük büyük göze hitap etmeli. Bu hazırladığım dilimlerin de üzerine tereyağından şöyle biraz sürüyorum. Bu bunun en doğru yapılma şeklidir benden söylemesi. Sizin için olan kısmı hazır. Hemen bunu fırına gönderiyorum. Kuru baklavalarım fırında pişerken ben de yufka kebabını almadan önce fırın bana sinyal verdi. Hemen kuru baklavalarımı almak istiyorum. Bakın işte aynen böyle görünecekler. Şimdi birazcık ılınmalarını istiyorum. Ilındıktan sonra arzuya göre pudra şekeriyle servis yapabilirsiniz. Ama şimdi arkaya gidiyorlar. Menüm o kadar dolu ki tahin de, ceviz de, içinde şeker de her şey var. Ben o sebeple üzerine pudra şekeri serpmiyorum. Onları direkt şu şekilde üst üste servis tabağıma alacağım. O kadar çıtırlar ki siz bile şu an sesini duyabilirsiniz. Bence bu kadarı yeterli ve gayet iyi görünüyor.